Arkadaşlar selamlar. Yeni bir vlogla tekrar karşınızdayım. Bir misafir hazırlığı yapacağım. Kız gecesi gibi bir şey yapacağız. Hem böyle güzel karnımızı doyuralım hem de keyifli keyifli işte tatlılar yiyelim. Eşim de çünkü şehir dışına çıktı. O arada dedim kızları alayım ben. Börek sarmaya başladım. Böreğimde neler var hemen söylüyorum. 2 malzemeli börek, 2 kat yufkayı arasını tereyağı ve sıvı yağ ile yağlayarak açıyorsunuz ve sonra üzerine de böyle süzme yoğurt sürüyorsunuz. Sadece süzme yoğurt, başka hiçbir şey yok. Ara katında sadece tereyağı ve sıvı yağ var. Üzerine de birazcık sürüyorsunuz ve süzme yoğurt sürüp sonrasında minik minik keserek bu şekilde kruvasan gibi şekil veriyorsunuz ve sonrasında fırında pişiriyorsunuz. Çok kolay bir börek. Börekle başlıyoruz. Hadi bakalım, diğer hazırlıkları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi dondurucuya girecek. Akşama kadar biraz donsun. Donduktan sonra fırına vereceğiz. Şöyle 2 kat böreklerim hazır. Kadayıflı muhallebi yapmaya başlıyorum. Fındıklarla tereyağını aldım tavaya. Üzerine şöyle bir miktar toz şeker ilave ediyorum. Şöyle bir 2-3 kaşık kadar. Üzerine ben bunun kadayıf ekleyeceğim de. Kadayıfı ilk kez böyle hazır aldım. Hiç böyle yapmamıştım daha önce. İnşallah güzel olur. Yani eğer ki güzel olursa çok pratik böyle hazır almak. Hep böyle alırım. Şimdi burada kremam hazır. Çırpmaya başlıyorum. Borcama yapacaktım aslında ama vazgeçtim. Tadımlık böyle herkese birer tane fincanlarda yapayım dedim. Muhallebiden alıyorum ve üzerine bir kat. Şöyle iki kepçe kadar, iki minik kepçe kadar, öyle çok fazla doldurmayacağım. Çünkü çok fazla şey olacak. Tadımlık, doyumluk değil. Üzerine kadayıftan şöyle alıyorum. Birer kaşık. Kadayıf bunun tadını böyle o kadar güzelleştiriyor ki çok seviyorum ben bu tatlıyı. Soğuk soğuk harika oluyor. Tarifimizden bol miktarda kadayıflı muhallebi çıktı. Bayağı bereketli oldu çünkü minik minik azar azar yaptığımız için. Şimdi bunlar dolapta soğusun ve hemen biz diğer tarifimize geçelim. Ve burada da çiğ köfteyi yapmaya başladık şimdi. Bulgurun üzerine suyunu ekledim ve karıştırmaya başladım. Sonra içine 1 su bardağı domates suyu ilave ettik. Hazır yaptığımız konserve domateslerden yazın. Sonra soğan ekliyoruz. Bu arada soframı da hazırladım. Klasik her zaman yaptığım servis takımlarını kullanarak öyle pratik bir sofra hazırladım. Tatlı masası ayrı olacak. O yüzden tuzlular için şöyle bir hazırlık yapmış oldum. Ve burada özbek pilavı hazırlıklarına da başlandı. Hatta etler pişmeye de başladı. Böyle bakın, büyük parçalar halinde dana eti. Özbek pilavı için deyince kasap zaten ona göre doğruyor. Daha küçük etler şeklinde de yapabilirsiniz, kavurmalık, ama böyle büyük büyük daha ben çok seviyorum. Bir de çok yağlı olmaması gerekiyor etin. Sonra burada nohutlar haşlandı. Burada havuçlar doğrandı. Jülyen şeklinde ve bol miktarda havuç kullanacağız. Burada pirincimiz var. Soğanımız var. Ve sonra burada kuş üzümümüz var. Yine benim Özbekistan'dan bizzat getirdiğim baharatlar var. Şimdi bu baharatları kullanmayacağız alttakileri, ama şuradaki üzümlerini seçeceğim içinden. Bir de şöyle zire baharatı kullanılıyor. Bunu da ben Özbekistan'dan getirdim. Kimyon bu aslında, ama kimyonun daha yoğun aromalı hali denilebilir buna, tohum şeklinde. Etler pişti ama yanmadı. Yandığını düşünmeyin. Aslında güzelce pişti. İçine soğanları da ekledik. Şimdi artık havuçlarını ilave ediyoruz. Şöyle bol miktarda güzelce karıştırıyoruz. Havuçlar da biraz içinde kavruldu. Çok fazla değil. Üzerine nohutlarını ilave ediyoruz. Sonra üzerine üzümlerini ilave ettik. Önce paketli olanları, sonra bizim normal kuş üzümümüzden. Çeşit çeşit üzüm ilave ediyoruz. Baharatını ekleyeceğiz. Zire baharatı. Gerçekten çok yoğun bir baharat. Çok az eklemeniz bile yetiyor ama orada çok fazla kullanıyorlar. Ve suyunu da ekledikten sonra bol miktarda biraz bunları pişireceğiz. Sonrasında misafirler gelmeden yarım saat kadar önce pirincini içine ilave edeceğiz, pişireceğiz. Bunlar önce bir güzelce fokurdasın, kaynasın. İçindeki eti güzelce tam olarak pişsin. Havuçlar yumuşasın, nohut biraz daha pişsin. Sonrasında güzelce pirincini içine salıp pişirip misafirlere servis yapacağız. İçine tümüyle şöyle sarımsaklar dağıttık. Şimdi pirincini ekleyeceğiz. Böyle bol miktarda. 1 kilo pirince 1,5 kilo et kullandık. Pirinci de öncesinde ıslatmadık. Sadece yıkadık pirinci. Şimdi içine ilave ediyoruz. Şöyle her tarafına gelsin. Üzerine yeniden suyunu ilave ediyoruz. Böyle şimdi pişirmeye bırakıyoruz tekrar.
Şimdi böreği de fırına vereceğim. Yumurta sarısını sürüyorum. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Yani en pratik ve en güzel tariflerden biri ve en az malzemeli. Öyle kıymalı, peynirli, işte patatesli falan değil. Yani sadece süzme yoğurtlu. Ve burada da salatamı yaptım. Bunun içerisinde 2 paket, 2 kavanoz hazır garnitür var. Biraz böyle közlenmiş kırmızı biber doğradım. Üzerine turşu, mısır, bu şekilde karıştırıyorsunuz. Yoğurt, süzme yoğurt ve şeyle, mayonezle. Sonra bu şekilde salatanız hazır olmuş oluyor. Pratik, bildiğiniz bir garnitür salatası. Fakat içindeki bu kırmızı biberler çok güzel bir lezzet veriyor. Geçenlerde ben Acı Badem'de bir pastaneye gitmiştim. Oranın bu acı bademi özellikle çok hoşuma gitmişti. Sonra farklı kurabiyeler falan almıştım. Şu çok güzel. Dedim ki eve gönderiyor musunuz? Gönderiyoruz dediler. Şöyle kurabiyeler çeşit çeşit. Şöyle sakritanlar. Harika şeyler aldım var ya, bunlar muhteşem. Pilavımızı çeviriyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Oldu. Çok şükür. Çek bakalım nasıl olmuş. Dibi inşallah güzeldir. Çek çek. Çek, oldu oldu. Dökülüyor değil mi? Olsun, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kenarlardan toplarız döküleni. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz, o kenardan dökülmez. Maşallah, bu ne? Harika oldu. Tabii biraz şey tencerenin dibinde var, onları da alacağız şimdi. Bakar mısınız şu görüntüye? Muhteşem. Bol malzemeli, nohutlu, üzümlü, güzel etli, havuçlu. O kadar güzel ki. Böyle muhteşem oldu. Evet arkadaşlar, masalarım hazır. Şöyle şuraya bir tatlı masası hazırladım. Mumlarımı kıydım, yaktım. Burada sabah yaptığımız tatlımız var. Sonra şöyle fondü için meyveleri kestim. Sonra burada kurabiyelerimiz var. Sadece fondüyü şimdi hazırlamadım. Çünkü hemen hazırlanırsa çikolatası donabilir, sertleşir. O yüzden onu birazdan tamamlayacağım. Burada tatlı için yemekten sonra çayın yanında her şeyimiz hazır. Şöyle şuradan geliyoruz masaya. Masamız da hazır. Burada çiğ köftemiz çok güzel oldu. Yoğurtlu salatamız var. Sonra burada güzel böreğimiz var. Arkadaşım salata getirdi. O var ve tabii ki masanın yıldızı Özbek pilavımız var. Ve burada da lahana sarmamız var. Her şey hazır şu an için. Ben bugünü niye organize ettim? Eşim çünkü şehir dışında birkaç gün. Ben de aman söylemiş miydim acaba en başta? Belki de söylemişimdir, bilmiyorum. Biraz kafam karıştı. Misafirler gelmeye başlayınca. Ama sonuç tam istediğim gibi oldu. Evet, galiba söylemiştim, doğru. Şimdi güzel, biz artık sabaha kadar bunlardan bitene kadar, doyana kadar inşallah sabaha kadar sohbet muhabbet eşliğinde yiyeceğiz. Güzel keyifli vakit geçireceğiz inşallah. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.